Herkese merhaba. Fransa'nın güneydoğusunda yer alan Nis nice şehri az kalsın Osmanlı'nın bir vilayeti olacaktı. Belki de şimdi Çeşme'ye, Bodrum'a gider gibi elimizi kolumuzu sallaya sallaya Nis'e e gidecektik. Sahil boyunca uzanan balık ve karides restoranlarının yerini kebapçılar, dönerciler, lahmacuncular alacaktı. Ve sahile muhteşem gösterişli binalar inşa edecektik. Ama tüm bunlara bir kadın engel oldu. Bu kadın Nis'te bundan 5 asır önce yaşamış, bazı kaynaklarda azıcık hafif meşrep olarak nitelendirilen, Fransa'nın milli kahramanlarından sayılan Catherine Seguren. Kendisinin Osmanlı'ya karşı yaptıklarını kısaca açıklayalım. 1540'lı yıllarda Fransa ile Osmanlı önemli bir müttefik haline gelmişti. Hatta Fransız Kralı Kanuni'ye mektup yazmış, buna karşılık Kanuni de ona şöyle cevap vermişti. Ben şuranın, buranın, filan memleketin, falan diyarın sultanıyım. Sen de Fransa vilayetinin kralı Francescos'un. Bu meşhur cevabı vermişti ona. Fransa kralı François kanuniden yardım istemişti. Avusturya'nın Habsburg hanedanına mensup olan hükümdar olan Şalken'le mücadelesinde kanuniden yardım istemişti. Özellikle deniz gücü temelli. Osmanlı da Kanuni de buna olumlu yönde cevap verdi. Ve Barbaros Hayrettin Paşa 1543 ilkbaharında 110 gemilik bir donanmayla İstanbul'dan demir alıp Akdeniz'e açıldı. Niyeti Fransa'nın güneyinde bulunan İspanyol hakimiyetindeki limanları fethetmekti. Yolunun üzerindeki Ostia, Messina ve Reggio gibi İtalyan şehirlerini de bombaladı. Ardından Marsilya'ya geldi ve burada küçük bir Fransız doğanmasıyla birleşti. O dönemde Savoy Dükalığı tarafından hakimiyet altında bulunan Nisi kuşattı, şehri birkaç gün içinde ele geçirdi. Sıra direnmeye devam eden kaleye gelmişti. İşte Catherine de Seguren tam da burada ortaya çıkıyor. Kale düşmek üzereyken ortaya çıkıyor. Kendisi surlara tırmandı, dağılmak üzere olan askerlere cesaret veren bir konuşma yaptı ve onların toparlanmalarını sağladı. Tarihe geçen meşhur hareketini de yine orada yaptı. Burçlardan birinin tepesine tırmandı. Karşılarında miğferli askerler yerine birdenbire saçı başı açık bir kadın gören Barbaros'un askerleri, Levent'leri şaşkınlık yaşadılar. O sırada Catherine hem Türk hem de Fransız askerlerini daha da hayrete düşürdü. Leventlere yani Osmanlı donanma askerlerinin arkasını döndü ve eteklerini kaldırıp sallaya sallaya onlara poposunu gösterdi. Leventler çok şaşırdılar. Adeta tepelerine sanki koskoca bir top mermisi inmiş gibi oldular. Estağfurullah deyip elleriyle gözlerini kapattılar. Ve Barbaros'un askerlerinin bu şaşkınlığından istifade eden kaledekiler kapıları açıp hücuma geçtiler ve kuş atmayı püskürttüler. Tüm bu olanlar karşısında Barbaros Arettin Paşa e, oldukça öfkelendi ve Fransızlar gerisini kendi aralarında halletsinler diyerek kuşatmayı kaldırdı. Güney Fransa'da ele geçirilen toprakları ve Nis'in sahilini François'in askerlerine devredip kalyonları yani o dönemki deniz gemileri, kalyonları ve leventleriyle beraber Nis'ten ayrıldı. E, Nis şehrinde hala Catherine Segure'nin doğum günü, olarak kabul edilen 5 Eylül tarihi e, oradaki insanlar halk tarafından e, bir anma günü olarak kutlanıyor. E, Güney Fransa'nın Türk hakimiyetine girmesini poposu sayesinde engelleyen genç kadının hatırası bu tarihte yad ediliyor. Şehrin ileri gelenleri ve halk Catherine'in limanda bir duvar üzerine yerleştirilmiş olan kabartmasının önüne gidip tütsülerle ve dualarla Ketri'ni anmaya hala devam ediyorlar.